Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. 10 soru 10 yanıtın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Çok isteniyordu biliyorsunuz. Tekrardan çekeyim dedim. Hemen sorulara başlayayım vakit kaybetmeden. Bugün güzel bir program olacak inşallah. Şimdi birinci sorumuz Dominar 250cc'si alınır mı diye bana günde en az 30 tane mesaj geliyor arkadaşlar. Bu konu alakalı. Şimdi benim bu konudaki fikrimi biliyorsunuz. Bir motosikletin ilk serisini almak her zaman risklidir. Bunu her zaman söyledik. O bizim artık dilimize pelesenk olmuş bir şey. Ancak ben mesela iki tane motosikleti gözlemliyorum. Çünkü eski müşterimde var. Yeni aldı motosiklet. Hatta bir tanesinin şöyle bir genel bakışta göstermiştim size. Tabii piyasada ister istemez takip ediyoruz. Çünkü arkadaşlar bir motosikletin 3-4 bin kilometrelik tepkisiyle 15 bin, 20 bin kilometrelik tepkiler aynı olmuyor. Kronik sorunlar aynı olmuyor filan vesaire ama şimdi şöyle söyleyeyim, 27 beygir üstten çift eksantrikli bir motor bloğu var. Ki daha önce KTM serisinde denilen bir motor bloğu bu, farklılıklar olsa da. Şimdi ben mesela deneyimlerime güvenerek motorun çok rahat çalıştığını gördüm kendi gözümde. O videoda da gösterdim, motor gerçekten çok rahat çalışıyor. Şimdi rahat çalışan motosikletlerin makinalarında genelde daha az sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Bu net bir gerçek. Ondan ben yani şu an için hani makineyle ilgili çok bir makinesiyle ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum kendi adıma bu motorda. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bu sağ çekme olayı çok gündeme geldi. YouTuber'lar falan mesela gündeme getirdi. Hatta orada sahibine sordum. Kendim de denedim. Motosiklette gerçekten ellerinizi bırakınca ciddi bir sağ çekme sorunu var. Bu ilk başta lastikten dendi işte. Egzozdan dendi. İşte Euro 4 uyumu yüzünden egzozlar dolmuş falan vesaire muhabbeti yapıldı falan vesaire. Yani şimdi Dominar 400 altyapısı üzerine kurulmuş bir motosiklet biliyorsunuz. Ona 250cc motor bile takmışlar gibi. Her şey çünkü Dominar 400 çok benziyor. O sebepten hani şöyle şu anda öyle bir sorun var. İnşallah bir sonraki partide o sorunu çözerler. Satış yaparlar. Sağ çekme sorunu benim şu an gözlemlediğim. Yine o arkadaşlarla sana konuştum. Ben sürekli konuşuyorum yani motor hakkında bilgi alıyorum. Ve onun incelemesini de şöyle bir 10-15 bin kilometre gelince yapacağım arkadaşlar. Oturduğum yerden yapmayacağım ama. O gideceğim benim Şahin Tepesi'ne orada yapacağım. Şimdi ona baktığımızda o dedi ki abi stop ediyordu yine arada. Bu bacacın zaten fixtir o meşhurdur biliyorsunuz. 250'lerde çok yaşandı. Sonra servise gitmiş falan. Servise şey demiş hani yeni bir program gelecek. İşte onu bekliyoruz falan vesaire. Bir program güncellemesi yaparız. Yazılım güncellemesi yapılıp o sorunu çözeriz demişler. Böyle bir şey var. Yani benim şu anda gördüğüm ekrandan şikayetler var. Ekran gerçekten arkadaşlar güneşli havada falan vesaire gözükmüyor ekran. Yani ekran aydınlatması az geliyor. Ekranla alakalı bir şikayet var şu an gördüğüm. Sağ çekme sorunu var. Bir de işte arada stop etme sorunu var. Yani şu an hani 5000 kilometreye kadar olan şey süreç o diyeyim ben size. Çünkü arkadaşlar o kilometrelere geldi. Bir de şimdi şöyle ilk başta 32 bin liradan biliyorsunuz lanse edildi. Hemen satıldı zaten. Ondan sonra fiyatı 33.500 liraya çıktı. Ve 35.500 lira herhalde şu an yanlış hatırlamıyorsam satış fiyatı. Biraz kullanıcılar ona tepki gösterdi. Ya dediler daha hemen yeni aldın soktun motoru Türkiye'ye hemen üstüne zam filan. Tabi dolar euro kurları etkili oluyor maalesef Türkiye'de bunda. Bir de ben şimdi şöyle yaklaşıyorum. Satacak mı motor? Bence çok ciddi satış grafikleri alacak. Ki Bajaj arkadaşlar iyi tutturdu. Şimdi siz daha önce birkaç kişinin sözüne inanıp da hani Bajaj bitti filan muhabbetine inanmayın. Bajaj filan bitti yok. Siz de görüyorsunuz. Bajaj gerçekten Kuralkan burada 200 NS özellikle çok güzel tutturdu hedefini. Tam bir motoru bir kült haline getirdi. Şimdi de Dominar 250 ve Dominar 400'ü bir kült haline getiriyor. Yani bu bir gerçek. Yani bunu görmemek için yani aptal olmak lazım. Ve Bajaj bu modeli Türkiye'de çok sağlam oturtacak yani. Ben buna inanıyorum kendi açımdan. Ama şimdi şöyle bir dezavantaj olacak. Şimdi farz misal 35.500 liradan satıldığına daha o fiyattan gittiğini varsayalım. Şimdi 5-6 bin kilometre yaptın ya da 10 bin kilometreye geldin ve sıkıştın. Motoru satmanı icap ediyor. Ve motoru sıfırı 35.500 lira. Şimdi bu motoru kaç paraya satacaksın? Şimdi şöyle öngörüyorum.
ki kendimiz de biliyorsunuz alsat yapıyor. Eğer bir alsatçıya gidersen sana tahminen hani teklif edecekleri rakam 28 gibi bir şey olur. 27-28 gibi bir şey alırlar. Şimdi noter satışını falan alırlar. 300-400 oraya harcarlar falan vesaire. Ondan sonra 30'a satarlar mesela. Çünkü 30 adam şimdi şöyle der çünkü müşteri. Hani 33 falan desen adam diyecek ki sıfır zaten 35'in 500 lira diyecek. Ondan hani 30'lu bir rakamlar ikinci elde bence rağbet görecek rakamlar. Ha mesela 1000'inciye direkt 30 liraya satarsın. O ayrı mevzu. Hani 30 lira, 30, 29, 30 bandına direkt satarsın. Ama alsatçı mesela onu 27-28 gibi alır para kazanmak için. Şimdi bak bu da ne oluyor biliyor musun? Şimdi eğer bu motor ikinci elde 30 liraya düşerse 200 NS'in piyasasını öldürecek. Çünkü 200 NS de biliyorsunuz Dominar 250 yakın bir fiyata satılıyor. Hani 29.500 lira ne olduğu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ya da RS 200'ün de mesela piyasasını düşürebilir o konu. Tam RS 200 belki farklı konseptli motor ama ondan o Bajaj'a mesela şu an 200 NS'leri 26-27 çeken arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşacaklar. Abi ona alasaya kadar o zaman Dominar 250 alırım gibi bir muhabbetle karşılaşacaklar. Bak bu daha önce yaşandı Türkiye'de çok. Nerede yaşandı diyeceksiniz. Mesela CB125R serisinde yaşandı. O zaman 18.500 liraya sattı. Hatta bizim incelememiz var. 18.500 liraya bile sattılar şeyi CB125R ilk çıktığında. Ondan sonra 3 ay sonra 5 ay sonra CB250R'ı getirdi Honda orada. Ve o motoru 21 küsüre 22 bine sattı. Arada böyle 3 lira 4 lira acayip bir fark vardı. Komik bir rakam vardı yani arada. Bu sefer CB125R kullananlar ve ehliyet sorunu olmayanlar tepki gösterdi. Ya dediler ki bu kadar malzeme şey olacaktı biz de beklerdik onu alırdık gibi bir muhabbet içerisinde dönüştü. Ki aynı muhabbet KTM RC 125 200 ve 250 serisinde de yaşandı. Şimdi mesela bak CB125R'ı açın sahiben.com'u. Orada mesela 30-32 lira isteyen var 125R'a. 250R'a da 30-32 isteyen var. Ehliyet sorunu olmayan bir adam niye gitsin o zaman 125 serisini alsın bunu? Yani biraz da öyle düşünün. Ondan bunda da aynı şey yaşanacak arkadaşlar. Yani bu da biraz 200 NS'in piyasasını baltalayacak. Aynı model olmasına rağmen. Ondan çünkü arada çok fazla fiyat farkı yok. Dediğim gibi alınır mı? Biraz bekleyin arkadaşlar bence. Yani biraz daha bekleyin. Özellikle mesela şimdi ilk parti bitmiş üzere. Yani bitmek işte büyük ihtimal. Ondan ikinci parti falan bekleyin. İkinci partide de işte birkaç o kronik sorununu halletmişlerse alınır. Yani ilk serisi de sizi şu anda çok üzecek durumda değil yani o da alınabilir. Çünkü neden? Şimdi Japon grubuna baktığımızda yani fiyatları hepsinin 50'nin üzerine çıktı zaten. Arada ciddi rakam farkları var. Zaten bu sene ben hep söyledim ya Dominar 250 alacaksın ya da NK 250 alacaksın. NK 250 şu an bitti stoklar da yok. Mayıs sonu gibi gelecek diyorlar. Tabii şimdi kaç paradan olacak vesaire o da önemli. Yani o da şu an 28.300 lira gibi falan fiyatı satılıyordu. Acaba çıkacak mı 30'un üstüne? 30'un altına satılırsa yine çok ciddi bir rakibi olacak. Yani ikisi kapışacaklar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? 250 cc kategorisinde bu iki motor şu an Türkiye'de kapışacak. Ve iki model de şu an hala çok satıyorlar. Çok satacak. Alınır mı? Yani Bajaj markası bence alınır ya. Yani Bajaj markası o kadar böyle kronik sorunları olan şey çözülüyor. Yani servis arkasında duruyor. Çünkü bizim iletişimde olduğumuz servisler var. Hani bize yedek parça anlaşması yaptığımız filan. Ama müşterisine genelde sahip çıkıyorlar. Kronik bir sorun olduğunu çözmeye gayret ediyorlar filan vesaire. Bir tek eleştirim gereği şu noktada olacak. Şimdi ben tabii yedek parça fiyatları benim için çok önemli diyorsunuz hani yorumlarda. Şimdi ben yedek parça fiyatlarına baktım daha koymamışlar. Şimdi Dominar 400 altyapısından gidiyorum. Çünkü motor neredeyse aynı biliyorsunuz. Aynı şase geometrisine sahip filan. Mesela farlar marlar filan. Şimdi mesela Dominar 400'de farı mesela komple aldığınızda önü 2000 lira arkası 2000 lira komple 4000 küsüre geliyor. 4200 lira bir rakama geliyor arkadaşlar. Yani ciddi bir para. Bazı spesifik parçalarının hani rakipleri olan hani 50.000 üstüne satılan Japon motosikletlerden daha pahalı olduğunu gördüm. Orası biraz benim canımı sıktı. Onlar mesela özellikle Dominar 250'ye binen, Dominar 400'e binen arkadaşlar ki biz daha önce Dominar 400 böyle genel bakışı yapmıştık. Orada ön fara böyle bir tane demir muhafaza koymuştu arkadaş. Ben dedim ki bunu niye koymuş? Yani saçma gelmişti bana. Ama büyük bir ihtimal onun farın pahalı olduğunu biliyordu demek ki. Demir böyle bir muhafazalar satılıyor. Onları arkadaşlar alın takın. Hani farınızı biraz koruyun. Bir de Bajaj'ın şöyle bir avantajı var. Gerçekten aksesuarları
çok hesaplı satılıyor Japon motosikletlere göre. Ve bu Dominar serisinde siz de gördüğünüz daha önceden ne bileyim bir ön cam, işte ne bileyim arka çanta demiri, güzel bir çanta, korumalar falan vesaire taktığınızda motor kendini çok çok daha güzel gösteriyor. Tam böyle bir enduro yol motoru şekline dönüşüyor. Ben beğeniyorum yani kendi adıma. O sebepten tavsiye eder misin? Yani en azından ikinci serisini tavsiye ederim abicim. Ondan bekleyin yani biraz. İkinci serisinde inşallah o şeyleri de hallederler. Ve kullanıcılarla oluşur motosiklet. İkinci maddede yine gene en çok soru gelen, bana gene 20-25 tane mail geliyor. Abi Honda Dio alalım mı? Ama bu gelen mailler iki kısma ayrılıyor. Bir işte mekan sahipleri paket için alalım mı diye soran çok fazla var. Onu ayrı bir yorum yapacağım. Bir de normal kullanıcılar alalım mı? Tabii ki alın arkadaşlar. Honda Dio. Yani bir kez en başta Honda kalitesi. Şimdi burada bir eleştirim var yalnız. Şöyle bir eleştirim var. Şimdi programı çekmeden önce Honda'nın sitesini de açtım ve fiyat listesine bakıyorum. Şu an Mayıs 2021 itibariyle. Bakın arkadaşlar Honda Dio 21.500 lira fiyat veriyor Honda. Diyor ki ben bu motoru 21.500 liraya satıyorum diyor. Ama ellerinde büyük bir ihtimal stok mu yok nedir? Yine fırsatçılar çıkmış piyasaya. Şimdi bakın sarı siteyi açıyorum. 2021 model 0 Honda Dio 26.500 lira fiyat yazmışlar. Yine 25.500 lira, 25.000 lira, 24.999 lira, 24.750 lira, 25.000 lira. Yani fırsatçılar gene bu motor ilk çıktığında 20.500 liraydı arkadaşlar 2 ay önce bine. Sonra dolar kuru, euro kurları yüzünden 20.500 lira yapmış Honda. Ve elinde sattı herhalde, stok kalmadı. Millet de bunları büyük bir ihtimal siz bunları açsanız ya kardeşim bu motoru 0, 21.500 lira deseniz onlar da çıkardı git bakalım bul filan muhabbeti yapacaklardır. Gene Türk milletinin standart buradaki şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Fırsatçıları ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Öyle bir eleştirimiz olsun. Şimdi 14 inç jant kullanabiliyorsunuz. O yani jantların büyük olması kutuda bir avantajdır biliyorsunuz. Denge açısından. Ama bir yandan da dezavantajdır. Niye? Çünkü 14 inç skuter lastikleri pahalı abicim. Anladın mı? Lastik ki biraz ama paketçi arkadaşlar için ondan çok tavsiye etmeyeceğim. Lastikleri pahalı olur. Yani bugün mesela bir takım lastik alsanız en az 600-700 belki 800 gibi rakamlar görebilirsiniz. Bir de şimdi şöyle bu motoru kim almalı? Şimdi bu motor bir kez çok az bir yakıtı var. Ki bunu YouTube'larda gösterdi, hesapladılar. Yani 5 litrelik bir yakıt tankı var. Onlar 260 kilometre yakın yol yapıyor. Çok müthiş bir rakam. Yani bu motoru kim alacak biliyor musunuz? Ben şehir içerisinde sorunsuz, altını çiziyorum, sorunsuz bir makine bineceğim. Benim sadece masrafım ileride, o da bakım periyodu geldiğinde ne bileyim lastiği değiştirmek, kayışı değiştirmek gibi temel bakımları yapacağım. Onun haricinde tık demeden bineceğim diyen adam ve az yaksın diyen adam bu motoru gitsin alsın. Gönül rahatlığıyla giderek böyle bir motosiklet alabilirsiniz arkadaşlar. Ama paketçiler mesela soruyor şimdi bana. Abi diyor paket için filan vesaire. Ben paket için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz. Şimdi yine kızacaklar bana. Paketçi arkadaşları %80'i motosikletleri çok sert kullanıyor. Siz görüyorsunuz yollarda. Kaldırımdan atlıyorlar. Öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar filan vesaire. Şimdi bu motorun da hani yan sanayi olarak malzemeleri çıkmadı. Bu motorun lastikleri pahalı. Bu motorun granajları çok ucuz değildir. Ve bu motor şimdi 96 kilogramla ağırlığı verilmesi için şasisi biraz hafif tutulmuş. Tam ne kadar sağlam filan deseler de bu motor kazalarda filan ciddi darbeler alabilir. Ben eğer paketten devam etmeni diyorsanız Space'i öneririm arkadaşlar. Çünkü Space'i sadece bunun için tasarlanmış. Yani o demişler ki bu adamlar harbiden atlayacak yani kaldırımlardan vesaire ve hani tıknaz insanlar vardır ya baya böyle bir tıknaz motor. Öyle kolay kolay şasisi filan vesaire zarar gören bir motor değil. Ama ben mesela şimdi bu motorun dizaynına baktığımda İtalyan dizaynlar aslında bu dizaynları biz biliyoruz. Mesela Yamaha'nın Center diye modeli vardı biliyorsunuz. Aprilia'nın falan modelleri vardı. Ön tarafı dar ki benim de ben geçen bildiğim onların hoşuma gitmiyor. Ben sığamadım motora. Yani önü çok dar geldi bana. Anlatabiliyor muyum? Benim eksik olarak söyleyeceğim şey o. Bir de kampanaya takılıyorum ben biliyorsunuz. Kampana artık kullanılmasın. Yani artık disk falan kullanılsın bu tarz motosikletlerde. Honda'nın da niyeyse hala 2020 yılında bu tarz şeyleri kullanması benim garibime gidiyor açık konuşayım. Tam maliyette daha uygun fiyatta sunacaksınız ama
Artık oraya bir disk fren de konmalı diye düşünüyorum. Onun haricinde sorunsuz alırsınız. Paşa paşa yıllarca binersiniz. Yani sonuçta bir Honda kalitesi var. Şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Geçtik 3. maddede. Abi bu 3 silindirli motosikletler hakkında ne düşünüyorsun filan vesaire, bize mesajlar geliyor. İşte bu MT-09'lar 3 silindir oldu. Niye 4 silindir yapmadılar filan vesaire. Şimdi arkadaşlar 3 silindir motosiklet teknolojisi, motor teknolojisi diyeyim, yeni bir teknoloji değil zaten. Eskiden beri var olan, Japon arabalarda görüyorduk biz. Hatta bizim yazlık komşumuza var o zaman, Mitsubishi Colt yanlış hatırlamıyorsam 3 silindirli 1.0 motorlar. Zaten şimdi yeni teknolojiler oraya gidiyor biliyorsunuz. 1.0, 1.2 motorlar. Arabalarda da işte turbo destek koyuyorlar. Az yakıt, az malzeme. Şimdi ilk başta çıktığında biraz eleştirilmişti çünkü arabadan gidiyorum. Çok gürültülü çalışıyordu motorlar. Şimdi 3 silindirli motorun değişik bir mantığı var arkadaşlar. Şimdi o 3 tane silindir bağımsız hareket ediyor. Yani bir sırası yok. Mesela 4 silindirde mesela şu 2 silindirle şu ortadaki 2 silindir kalkar iner. Böyle bir zamanlaması vardır. Bunda zamanlama yok. Hepsi kafasına göre hareket ediyor. Ondan biraz böyle patlama oranları hani biraz geciktiği için biraz sesli çalışıyordu o motorlar. O zaman öyle bir eleştiri alıyorlar ilk çıktıkları zaman. Yani buna 10 sene öncesinden falan bahsediyordum. Ama daha sonra teknoloji geliştirdi adamlar. Bunları ayarladılar. İşte turbo falan destek koydular falan vesaire. Şu an çok verimli çalışıyor makineler ve az yakıyor. Şimdi bunu MV Agusta mesela, Triumph firması, işte şu anda Yamaha gene belli modellerini uygulamaya başladı. Motosiklette de başarılı motorlar üretildi. Yani şimdi MT-09'a baktığımızda efsane gidiyor, görüyorsunuz. Gazına da koyamıyorsunuz. Ve onu bir de işte Japon mühendisliği devreye girdiğinde işte ne bileyim krank açıları falan vesaire, ona göre yazılımlar güçlendirildi falan vesaire. Müthiş oldu motorlar. Üst silindirli motorlar. Dezavantajları ne? Üst silindirli motorların hani bakımlarının daha erken yapılması lazım. Yani farzı bir sefer, yani 6000 km diyorsa siz 5000 km falan bakımlarını yapın. Ve her bakımda yağ fitesini mutlaka değiştirin bence. Bakın her bakımda yağ fitesini değiştirin. Çünkü gene sonuçta aşınma çok fazla var çünkü orada. Bir de makine de çok torklu çalışıyor. Hani müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için. Onun haricinde yani üst silindir teknolojisi motosiklete daha da ilerleyecek. Tabii ekonomik kaygılar da var. Sonuçta bir silindir kullanılmıyor vesaire. Ama yani üst silindir motor teknolojisi 4 silindirden çok farklı bir şey değil yani, mantıkta bir şey de değil, yapıda değil. Hani ne olur, ustasını çok kolay bulamazsınız. Hani ustası, herkes onu beceremez. Sentayrı, şurada falan mesela, o tarz şeyleri herkes beceremez. Biraz o konuda sıkıntı yaşanabilir. Ondan genelde hani yetkili servislere ya da işini bilen insanlara, yani hakim insanlara gitmeniz gerekiyor. Ama onun haricinde 3 silindir motosikletler bence başarılı. Yani MV Agusta'da da gördük, Triumph markasında da gördük. Yamaha kullanıyor zaten. Gelecek buraya gidiyor arkadaşlar. Yani gelecek artık, siz de görüyorsunuz, düşük CC, az yakan, yakıt tasarrufu yapan, arabalarda turbo ya da işte elektrik motoru desteklediği şeye gidiyor. Yani bu şekilde gidiyor. Hani orada diyecek bir şey yok yani. 4. maddede Çin malları konumuz. Çok uzatmayacağım gerçi bu mevzuyu ama. Şimdi Çin mallarına karşı, abi senin bir önyargın var vesaire gibisinden bana eleştiriler geliyor arada. Şimdi arkadaşlar Çin malı neden önyargımız var? Şimdi bir kez şöyle söyleyeyim size. Şimdi bizim servisimiz var biliyorsunuz. Orada biz söküyoruz, görüyoruz. Neyin ne olduğunu daha görüyoruz. Yani biz artık orada doktor gibiyiz. Şimdi mesela bugün piyasada 35-40 bin bandında satılan Çin malı bir motosikletle 6-7 bin lira bandında satılan farklı firmanın getirdiği mesela statörleri söküyoruz. Yan yana koyuyoruz. Aynı malzeme. Birebir aynı. Ya da konjektörleri söküyorsun. Birebir aynı malzeme. Zaten skuterların, skuterden gideyim mesela, çoğunda bu GY diye bir motor bloğu var arkadaşlar. Bu GY motor bloğu hepsinin ortak malzeme kullanılıyor. Genelde bu motor bloklarının ön varyatörler, arka debriyajların kalitesizdir. Kayış zaten direkt fabrikadan kalitesiz gelir. Zaman içerisinde, ya şöyle söyleyeyim, bir Japon motosiklette, mesela fazla Honda Dio'da 25.000'de yapacağım bir bakımı, 30.000'de değiştireceğim bir parçayı, Çin malı bir motosiklette 5.000'de değiştiriyorsun, 7.000'de değiştiriyorsun. Ha yürüyor mu? Yürüyor. Ancak şimdi şöyle bir sorun var.
Şimdi mesela diyelim ki bir Çin malı motosikletiniz var ve bir sorun yaşıyorsunuz, bir X sorunu yaşıyorsunuz. Şimdi bu X sorunda diyelim ki parça lazım oluyor, o parça neden olmuş ona. Sıfır bir parça takmak çözüm olmuyor. Şimdi benim takıldığım nokta bu. Çünkü o gelen parça da kalitesiz. Anlatabiliyor muyum? Gelen parça da kalitesiz. E şimdi kalitesiz ki bozulmuş, sen sıfırını alıyorsun, gene aynı malzeme, yani güncellenmemiş bir şey ki yani. Gene takıyorsun, gene bozulacak belli bir süre sonra. Yani bunlar ne oluyor? Bir döngü yaratıyor. Ve bizim ülkeden ciddi bir para gidiyor yurt dışına, Çin'e. Ciddi bir para kaybı. Mesela bunu ledler, led farı illa yaşamışsınızdır. Yani bir M11'den bir tane ucuz bir led farı almışsınızdır. Hepsi Çin malı çünkü onların. Takmışsınızdır, bir ay sonra patlamıştır. Ne oldu? Mesela orada 100-150 gibi bir lira bir paran gitti, yok oldu gitti. Nereye? Çin'e gitti o para. Anladın mı? Şimdi Çin mallarının kalitelileri de var. Birazdan bahsedeceğim zaten neden üretmiyoruz diye başlığımız var. Çin mallarının işte kalitelileri de var aslında. Ama burada işte bizim toptancılarda bir sorun var. Yani getiren toptancılar hani daha yüksek kar marjları yapmak için ne yapıyorlar? Yani düşük malzeme kalitesinde motorlar getiriyorlar. Çin'in markalaşmış şeyleri var. Daha yüksek kalite. Ya şimdi bunu mesela örnek verelim. CF Moto. Şimdi CF Moto ne yaptı? Onlar parayı kazandılar. İşte gittiler Kiskay'a dizayn yaptırdılar. Boştan ABS aldılar. Yani biraz hani dünya piyasasına girmek için standart malzemeleri kullanıp bir ürün sunmaya çalıştılar insanlara. Ama bunun haricinde alt konsepte çok kalitesiz mallar da satılıyor Türkiye'de. Ve ben şuna çok takılıyorum. Abi Çin mallarının %80'i dizaynı çalıntıdır. Birebir kopyalıyorlar yani. Ve insanları şimdi bazı arkadaşlar var, şimdi ben burada biraz kızacağım onlara. Sadece para odaklı uygun fiyat. Onların birinci yani seçim şeyi, kriteri. Fiyat uygun olsun abi. İkincisi biraz gösterişli olsun. Baksınlar hoşuna gitsin. Zaten şimdi mesela şu anda 50cc'lere bakın. 120cc motorlara bakın. Hepsi Vespa. Hepsi Vespa dizaynı yani. Bir şekilde dizayndan seni yakalıyorlar. Mesela Mondeo RX3 Evo'da öyle olmadı mı? Böyle BMW'nin F650'sine benziyordu falan. Mesela bak Mondeo'nun Ritmica diye bir modeli var. Birebir Space'in çakması A'dan Z'ye ama. Ekranda da her şey dahil. Şimdi ne oluyor? Onları o standart Çin mallarıyla donatıyorlar ve bize satıyorlar arkadaşlar. Sonra da tabii ister istemez belli sorunlar yaşanıyor. Ha şimdi bunu seven bir kitle de var. Çin malına binmeyi seven bir kitle var. Farkındayım yani. Ya ben şimdi gidip de bir Space'e 24-25 bin lira hayatta vermem. Veririm buna. Dağılsın motor bir daha yaparım. Diyen bir kesim de var. Onlara da saygı duyuyoruz tabii. Alışmışlar. Ama yani motomanya olarak hani bana sorduğunuz sorularda beni hep zaten ilk cevabım size şu olur. Her zaman tercihinizi kaliteden yana kullanın. Kaliteden yana kullanın. Şimdi para şu devirde çok kıymetli. Parası az olan adam daha böyle mantıklı harcayacak parasını. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen düşük mesela bütçeli aldığın motorlarda daha çok para harcıyorsun. Toplamı yaz tamircilere şunlara bunlara verdiğin paralara. Ondan sonra ne oluyor? Toplamda ciddi rakamlar alıyorsun. Ondan yani ilk şeyiniz biraz şey yapın. Yani biraz daha borçların edin. Bir şeyler yapın. Bir birikim yapın. Mesela Japon milli motosiklet. İlla ben kalkıp da sana yüksek CC al demiyorum. Yakın CC düşeceksin. Japon markalara gidin arkadaşlar. İşte ne bileyim Avrupa markalarına gidin. İtalyan markalarına gidin. Yani böyle kalitelerin peşine koşun yani biraz. Yoksa yaşayacağınız standart sorunlar var. Bunlar siz de farkındasınız zaten. Çözer misiniz? Çözersiniz. Ama Çin malı yani hiçbir zaman insanı gerçek anlamda mutlu edeceğini düşünmüyorum kendi adıma. Geçtik. Beşinci maddede hasar kaydı ve tarihinden bahsedeceğim. Şimdi bu hasar kaydı çok önemli bir olay biliyorsunuz. Şimdi bunun tarihi. Şimdi başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum burada. Şimdi biliyorsunuz bizim millete bir hasar kaydı takıntısı çıktı son dönemde. Kilometresi yüksek olan ve hasar kaydı olan bir aracı, bu otomobil olsun, motosiklet olsun fark etmiyor. İnsanlar almak istemiyorlar. Ya da aldığında bunları normal piyasa şartlarından daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalıyorsun. Niye? O böyle bir iz gibi bir hasar kaydı var. Tamam mı? Ve yüksek kilometre. Şimdi doğru. Yani insanlar şimdi yani bu an şu an böyle. Yani ben buna bir şey yapamam. Yani insanlar böyle düşünüyorlar. Çünkü satarken gerçekten ciddi sorunlar çıkıyor. Ancak şimdi bakın burada ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu sadece motosikletle ilgili otomobillerle de alakalı bir şey.
Şimdi hasar kaydının tarihi çok önemli ve oradaki meblağ. Nasıl abi diyeceksiniz? Şimdi bu yanlış hatırlamıyorsam 2013'ten beri işlenmeye başladı bu şeyler. Aşağı yukarı yani 10 yıllık bir süreç olacak neredeyse. Şimdi diyelim ki şu motordan gidelim. Şimdi bu motor 2013'te diyelim bir kaza yapmış. Şimdi bu yaptığı kazada diyelim ki bu motorda 20 bin lira hasar kaydı çıkmış. Bak altını çiziyorum. 2013'te 20 bin lira. Şimdi Türkiye'nin ekonomik şartlarını siz görüyorsunuz. 2013'teki 20 bin lirayla şu an 2021'deki 20 bin lira aynı değil. Alakası yok. Neden? O zaman ki 20 bin lira çok büyük bir paraydı. Bak çok büyük bir paraydı. Ondan o zaman o motosiklet çok ciddi hasarlar almış olabilir. Yani şasisi kırılmış olabilir, bir şey olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani şu anki belki 20 bin lirayla bunu sadece iki tane granajını alırken o zaman motosikleti belki baştan aşağı düzüyordu. Ondan özellikle mesela yüksek CC motor alacak arkadaşlara sesleniyorum buradan. Hasar kaydı tarihinde mesela diyelim ki adam yazıyor. Ben görüyorum özellikle mesela nerede görüyorum? 600 RR, 1000 RR, ZX6 RR. Yani bu tarz mesela yüksek CC, şey, Suzuki GSX-R 600, 1000 vesaire. Adam diyor ki ya diyor 30 bin lira diyor hasar kaydı var. Bu 30 bin lira ne zaman olmuş bu hasar kaydı? Bakın bunu altını çizelim. 30 bin lira ne zaman gerçekleşmiş? Yani bundan 8-9 sene önce 30 bin lira hasar kaydı oluşmuşsa bu motorda ciddi yaralanmalar olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Ama 2021 yılındaki 30 bin lira belki o motorun şu an dediğim gibi birkaç tane parçasını alır. Yani sadece belki egzozunu alır. Yani birkaç parçasını alır. Ondan buna dikkat edin arkadaşlar. Bu araştırmanızı iyi yapın. Motor ne zaman hasar kaydı almış? Zamanı ve oranı ona göre düşünün. Anlatabiliyor muyum? Ona göre bir oranlama yapın. Dediğim gibi bugünün 10 bin lirasıyla 10 yıl öncesinin 10 bin lirası aynı şey değil. Yani şöyle örnek vereyim size. 2013 yılında CBR 250R denen motor 7750'ye satılıyordu. 7 bin liraya satılıyordu. Binlik makineler 35 liraya falan satılıyordu. 30-32 bandındaydı. Siz de biliyorsunuz. İşte o zamanki 30 bin lirayla, dediğim gibi bugünkü 30 bin lira, sen bugün 30 bin liraya ne motosiklet alıyorsun sen düşün mesela. Ona göre hesabını kitabını yap. Dikkat edin yani ona. Geçtik 6. maddede de paketçiler ölüyor. Şimdi bunu canlı yayında da daha önce dile getirmiştim. Şimdi tekrar dile getirmek istiyorum. İnşallah birkaç tane yetkili izler. Geçen sene arkadaşlar, şimdi bakın bu pandemi süreci yüzünden sizler de biliyorsunuz paket olayı çok gelişti. Paketçi arkadaşlarımız. Şimdi pandemi yüzünden çok da işsiz kalan insan oldu. Paketçilik de ister istemez güzel para kazandırdığı için yani günlük gövmeyesi 120 ile 150 lira arasında olan hatta işte bu şimdi Trendyol falan çıktı ciddi paralar veriyorlarmış herhalde duyduğum kadarıyla falan. Birçok arkadaş buna yöneldi. Güzel de para kazanıyor. Ancak geçen seneden bu yana 200 küsür vatandaşımız vefat etti. Kuryeler, paket işte kurye paket işi yapanlar 200'e yakın arkadaşımız vefat etti. Şimdi bununla ilgili devletin önlemler alması gerekiyor. Şimdi bu önemli bir sorun. Şimdi Aristo mantığını düşünürsem bu sene de o zaman 200'e yakın kişi ölecek demektir. Ondan kendinize çok dikkat edin buradan kurye yapan arkadaşlar, paket servisi yapan arkadaşlar. Çok dikkat edin kendinize. Şimdi buradan biraz yasal zorlamalar getirilmeli. Şimdi birçok ehliyeti olmayan arkadaş paket dağıtıyor. Siz kendiniz de görüyorsunuz. Semtinizde illa böyle 15-16 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında bir çocuk gelip size böyle bir paket veriyordur. Bakıyorsun daha ehliyet çağında değil. Niye? Dayısının oğlu, şey, halasının bilmem nesi yardım ediyor ona. Oradan güzel çorbasını kazanıyor falan ama işte bunlar hep risk. Ve çoğu ekipman kullanmıyor. Ya da kafaya kaskı böyle yarım giydiriyorlar. Ve kasları çoğu dandik. Ondan devletin mesela şöyle bir zorunluluk getirmesi gerekiyor bence. Yani paketçi gördüğünde nasıl egzoza ceza kesiyorlar ya. Bir dakika kardeşim, senin montun var mı? Eldivenin var mı? Kaskın var mı? Ayakkabın var mı? Ayak bileği arkadaşlar yüzlerce kemikten oluşuyor ve tedavisi çok zor bir şeydir. Unutmayın bakın. Ondan sonra bu önlemleri mesela eksik olan şeylerde güzel bir ceza kesilecek. Şimdi gene kızacak bana kurye arkadaşlar. Ama kendi sağlığınız için söylüyorum. Ondan bütün arkadaşlar ehliyeti olacak ve full ekipman giyerek yola çıkacaklar.
Ve dakika sınırlaması olayı zaten o tepki görmüş zaten kalkacak. Yani bu 200 tane vatandaşın ölümünün önüne geçmek için bir önlem alınacak. Alınmalı. 5 senede 1000 kişi yapar. Az buz değil. Ve bunların çoğu genç arkadaşlar. 70 yaşında adam şey yapmıyor, paketçilik yapmıyor. Genelde genç arkadaşlar yapıyor. Genç arkadaşların hayatını gözünü yumuyor. Bir şeyleri yaşayamadan. Ondan buna dikkat çekmek istedim. Gerekli mesela şeyleri aslında CİMER'e yapalım. Anlatıyor muyum? Şikayetleri falan vesaire. Bunu gündeme getirin istedim. 200 tane vatandaşımız bu sebepten vefat etti arkadaşlar. Olay bu. İnşallah gerekli önlemler de alınır. Ki bununla ilgili bir şey çalışma da vardı. Yanlış hatırlamıyorsa. Ama her şey var. Teoride. Pratiğe uygulanmıyor. Olay bu. Abi bu Xbox 200 hakkında ne düşünüyorsun? Sorular çok gelmeye başladı bu ara. Çünkü gene uygun fiyat bandında bulunabiliyor bu motosiklet. Piyasa koşuna tabii düşünürsek. Ya ben şimdi Hero markasının kötü bir marka olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Hero ile ilgili zamanında eleştiriler yaptım. Tasarımla alakalı yaptım. Ya dedim bir Campana fren takıntısı var biliyorsunuz bende. Ya dedim hala değişik değişik tasarımları yapıyor. Campana fren kullanıyor. Önde mesela özellikle önde Campana fren modellerini eleştirmiştim falan vesaire. Ancak bu Xbox modelini incelediğimizde malzeme kalitesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ve ben bu motorun size böyle çok aşırı sorun yaşatacak bir motor olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Ben bu motoru tavsiye ederim yani. Çünkü hani birkaç tane kullanıcıdan ciddi ciddi şey aldım. Bak kullanmak hissiyatı ayrı bir şey. Ki rahat bir motosiklet. Ama kronik şeyleri takip etmek çok önemli bir şey. Takip ettim. Öyle insana çok devasa sorunlarda yaşamalar arkadaşlar. Ufak tefek yani XC'de yaşanacak sorular yaşadılar. Onlar Xpulse ve Hero bir marka en azından. Bir marka anlatabiliyor muyum? Ki Honda'ya yıllarca yedek parça üreten bir firma biliyorsunuz. Ben tavsiye ederim ya. Bence bu motoru alabilirsiniz yani. 8. maddede ABS şart mı? Biliyorsunuz bu Prof. Sofi ile Alfa arasında daha önce konuşmuştuk bunu. Bir şey yaşandı. Alfa dedi ABS şart değil filan vesaire. Prof. Sofi şart filan gibisinden bir şey oldu. Şimdi onlar oradaki tartışma mevzusu şurada kilitleniyor aslında. Şimdi eski motosiklet kullanıcıları biraz ABS'yi sevmiyor. Tamam mı? Böyle frene bastığında hemen kendisi durmak istiyor. Şimdi burada tabii sizin bindiğiniz motor, kullandığınız lastik, balata vesaire hepsi bir denklem iç içine giriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi bazı modellerinizi Kawasaki'den gideyim. Kawasaki'li abi mesela çoğu modelinde yani %95 diyeyim size. Frenleri güzel bir makine. Mesela bak o benim Z1000'de mesela denedim. Ki Anlas Vienti Sport var üzerinde ki tavsiye ederim bak o güzel bir lastik. Abi mesela bastığında frene şimdi öyle bir güzel kaliper, öyle bir güzel disk kullanmış ki adam. Yani ABS çok geç devreye giriyor. Tutuyor işte. Orada Alfa'nı almak istediği o aslında. Ancak orada Prosofi'yi almak istediği şu. ABS şu noktada da şart. Dengeli bir duruş için. Frenlerin kitlememesi için de şart. Ki ben daha önce de söyledim. Ne kadar tartışsan sonuçta artık ABS belli CC kategorisinde zorunlu hale geldi biliyorsunuz. Yani bu bizim evimizde olmuyor. Ama ben tabi her zaman kendi tercihimi mesela ABS ile motosikletten yana kullanıyorum. ABS bir başka abi. Şimdi niye? Özellikle hani bu güzel havalarda değil de kışın yağmurlu havalarda, işte buzlu havalarda falan vesaire çok ciddi işe yarıyor arkadaşlar. Lastiğin kitlemesini engelliyor. İşte böyle toz topraklı, taşlı yerlerde lastik kitlemesini engelliyor. O noktada bence ABS şart. İyi ki de hani Euro 4, Euro 5 uyumlarında ABS ne yapıldı? Motosikletlere getirildi. Gerçekten çok insan hayatını kurtardı. Özellikle acemilerin, genç arkadaşların hayatını kurtardı. ABS'siz artık motosiklet zaten dediğim gibi yani bak bu ikinci el piyasasına yansıyor. Artık mesela ABS olmayan motosikletler yavaş yavaş gözden düşmeye başladı. Siz de bunu görüyorsunuz. Herkes mesela bak bu az önce bahsettik birçok modelin uygun fiyat bandına satılan birçok modelin tercih edilmesinin aslında birinci nedeni ABS olması. Hem önde hem arkada ABS falan kullanıyorlar. Ondan yani güzel bir şey ABS olsun ya motorda. Geçtik 9. maddede de pazarlama kanalları hakkında yakında bir boykot başlayacağım. Artık bundan sonra şöyle söyleyeyim. Parayla motosiklet inceleyen kanallar eğer onlara sesleniyorum. Parayla aldıysanız
oraya ücretli tanıtım içerir ibaresini koymak zorundasınız. Bunu siz de biliyorsunuz. YouTube sizi uyarıyor bu konuda. YouTube diyor ki bakın video yüklemeden önce. Bak diyor sen burada yüklüyorsun ama ücretli bir tanıtım var mı? Yani bak milletten para aldın mı? Çünkü YouTube bunu düşünmüş daha önceden. Tamam mı? Para aldın mı? Ona göre bak reklam olduğunu göster. Kendi deneyimin gibi aktarma. Butonudur aslında o. Ondan bu arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen artık bu konuda bir şey olun. Hassas davranın biraz. Tamam mı? Eğer olabilir. Herkes para kazanacak bir şekilde. Sen eğer şu motoru aldın ve bunu kullanıcısından belli bir bedel aldın. Faturasını kestiysen. Lütfen oraya inceleme adı altında yazarken bu ücretli bir tanıtım içerir ibaresini lütfen koy. Koymuyorsanız arkadaşlar bunu sizi bu şeyde deşifre edeceğiz. Cimer'dir vesaire birçok şeyle bununla ilgili çünkü yeni bir yasa çalışması var. Influencer'lara bu konuda devlet çok ciddi cezalar getirecek arkadaşlar. Çünkü neden? Bu kadar kolay olmamalı. Ya şimdi şöyle düşünün. Ben diyelim gittim sanayide. Sanayide her şeyi yaptırabilirsiniz ha. Size söyleyeyim. Bak biz sanayi bak sanayide yapılmayacak şey yok. Giderim sanayide bir kutu bastırırım. Ondan sonra 7 lira 8 lira toptan yağ alırım. Koyarım 1 litre içine. Tamam mı? Ve ondan sonra bir tane YouTuber kanalı bulurum. Üstüne kendime bir marka yapıştırırım. Bir şey yapıştırırım. Bir şey bilmem ne yağ alır diye. Satarım. Ve bu işten ciddi rakamlar elde ederim. Ama milletin sonra motoru patladığında. Yani burası Afrika değil. Hindistan değil abi burası. Yani bunun hesabının mutlaka sorulması gerekir. Bir taraf zengin olacaktı, bir tarafa zarar vermek zorunda değil. Ondan bununla ilgili yasalar da devreye giriyor yakında. Gerekli yerlere ilgili şikayetler de yapılacak. Lütfen bu konuda hassas olun. Söyleyin açık açık insanlara, tamam mı? Kendi deneyimimiz gibi lütfen insanlara aktarmayın. Sonra çok enteresan sonuçlar, diyaloglar ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Burada rica ediyorum sizden. 10. maddede de neden üretemiyoruz? Şimdi ben Türkiye'de motosiklet üretebileceğine inanmıyorum. Şimdi bana göre dislike'ları çakacaksınız, tamam mı? Yani şöyle, üretememekle üretmemek arasında fark var. Tamam mı? Üretmezler. İsteseler üretirler ama üretmezler. Neden abi? Peki diyeceksin. Benim edindiğim izlenim bu. Bakın bu zaten arabada da yaşandı. Yıllarca arabalar buraya geldi ama hep buralarda montaj, kendi fabrikalarını kurdular ama hiçbir zaman gerçek anlamda bir Türk arabası olmadı o. Bugün Anadolu'da Anadolu yaptılar. Onun bir Ford motoru kullandılar, ettiler falan vesaire. Bir ara bir devrim olayı var biliyorsun, devrim arabası. Şimdi Türkiye'de neden üretilmez biliyor musunuz arkadaşlar motosiklet? Şimdi bu tabii benim kendi şahsi fikrim. Bir kez bunların izinlerini almak için bir servet harcıyorsunuz. Ve harcamalarınız karşısında alamayabiliyor. Yani alma olasılığı şöyle söyleyeyim size. %3-%4 yani. Mesela bak Tarhan Telli var. Açın bak onun belgeselini izleyin. Bu süreci yaşamış bir insan. Ve çok zor almış yani. Çok zor almış yani. İmkansız yakın şeyini başarmış. Şimdi mesela diyelim ki bugünün parası 3-4 trilyon gibi bir para harcamamız gerekiyor. Bu şeyleri, bu uygunluk belgeleri, trafiğe. Şimdi sen yapıyorsun motoru, trafiğe çıkamıyorsun. Bir sürü çünkü şey lazım. Prosedür istiyor devlet senden orada. Aslında devlet diyor ki yapma yani. Bir anlamda onu söyledi. Öyle bir engeller koyuyor ki önüne. Sonra bu işe girişecek adam da ne yapıyor? Görüyor bu zorlukları. İzin alamayacak belki, bir şey yapamayacak. Ya diyor ki 3 trilyon diyor, 4 trilyon oraya harcayacağım ha. Bak gerçekten böyle yapıyorlar. Abi gidiyorlar Çin'e. Zaten var olan bir motor var. Bütün evrakları da hazır. Tek yapacağım, gümrük vergileri ödeyeceğim, getireceğim, orada satacaksın. Şimdi 3 trilyon, 4 trilyonla dönüyor zaten genelde bu küçük firmalar. 3-4 trilyonla gittiniz abi, 300 tane motosiklet alıyorsunuz oradan. Tamam mı? Alıyorlar. Mesela bugün piyasada 17-18 lira satan bir motosikleti oradan toptan 10 liraya alıyorlar bence. 10 liraya alıyorlar, 300 tane getiriyorlar bir parti. Satılıyor mu motosikletler? Tamam mı? Ve buralardan ciddi kar elde ediyor. Şimdi bu adam, mesela ben bahsettim ya, Çin mallarının çoğunun piston silindir kiti 100-120 liraya, 150 lira satılan şeyler zaten. Şimdi sen bunu Türkiye'de üretmeye kalktığında vergisi, stopajı, bağ kurları, kiralar işte vesaire bir 20 kalem şeyin oluyor senin. İşçinin parasını vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ondan maliyet hesapları yaptıklarında belki 300 liraya çıkartabileceksin aynı kalitede bir malzemeyi. Adam da diyor ki ben diyor niye uğraşayım abi? Neden uğraşayım? Gideriz oradan ithal ederiz diyor, satarız diyor.
Bir de o rekabetin altına gireceksin. Şimdi bir motor yaptığını farz et. Rakiplerin bak Bajaj var. CF Motor var. Japon grubu var. Bir de onlarla rekabet oluşturacaksın. Uygun fiyatla ortaya çıkman gerekiyor falan vesaire. Ondan çoğu hani bunu üretmek isteyen çoğu insan ilk başta düşünüyor, mantıklı geliyor ama ondan sonra ne yapıyor? Çin mallarının satmaktan başka bir yol izlemiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde devam eder Türkiye'de. Hiçbir zaman bak diyorum sana ya burada montaj olur. Kadaviden falan kısmak için yapılan işler onlar biliyorsunuz. Hani pistonunu, silindirini, maşasını, işte ne bileyim gidonunu, bloğunu, krangını burada üreten, bizim fabrikalarımızda dökülen şeyler olmaz. İstisnalar yaparlar ama çok yüksek maliyetler ortaya çıkıyor. Bir de burada Çin çok büyük bir rakip ya. Arkadaşlar şimdi Çin, şöyle söyleyeyim, insanların iş gücünü kullanıyor, kendi vatandaşın iş gücünü sonuna kadar kullanan bir şey. Yani orada millet tezgahların üstünde yatıyor, makineler onlara zimmetli. Yani orada herhangi bir hata yapıldığında insanlar dövülüyor, işkence ediliyor. İşçilik yok yani orada. O sebepten sadece ham maddeye dayalı, yani ham maddeyi bulduğumda her şeyi yapıyor biliyorsunuz. Ondan onlara da çok ciddi bir rakip. Şimdi sen diyorsun ben burada piston silindiri üreteyim. Tamam üretti ama bu vergi sistemi dediğin gibi ham maddelerin pahalılığı, senin para biriminin düşmesi. Şimdi bak en önemli etken bizim para birimimizin değeri düştü. Kim ölesin nesin? O yurt dışındaki videoları ondan izleyip bizim sinir oluyoruz. Adam gidiyor da 1000 dolara bilmem ne alıyor. Sen 1000 dolar, 1000 lira işte onun parasına göre. Sen de 1000 dolar dediğin zaman neredeyse 9 liraya yakın, 9000 liraya yakın para yapıyor. Ondan ben hani bu konu çok aslında tartışmaya bugün bir gün bunu canlı yayında şey yaparız, anlatırız. Ben Türkiye'de motosiklet üretebileceklerini, bu işe girebilecek kimse düşünmüyorum arkadaşlar. Üretilmez Türkiye'de. Sadece ithal edilir ve satılır. Benim bildiğim bu. Olay budur. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadardı. Kanalıma abone olup destek verdiğiniz için ve o zile bastığınız için size teşekkür ediyoruz. İncelemelerimiz devam edecek. O Şahin Tepesi incelemelerimi yapacağım. Yine dükkanda tamir videoları devam edecek. Bu 10 soru 10 yanıt devam edecek. Yani bu aralar biraz daha şu YouTube'a mesai harcamam gerektiği fikrini bana evren bir şekilde veriyor. Tekrardan inşallah faydalı bilgilerle hep birlikte olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim. Saygılar.